Hazırladınız mı sorularınızı? Evet. Seçkine bir sürü sorunuz vardır artık. Efendim aradaki farkı anlayabilmeniz için bir gözün eyeliner çekecek modellerimizin. Göz tiplerini de anlatacaksın evet, herhalde bize. Evet, şimdi yaparken ben de ilk defa hepsine dokunacağım için hem bir yandan anlatırım hem bir yandan da uygulama yaparız. Dört farklı göz tipi, biri mutlaka sizinkine yakındır. En doğru eyeliner'ın adresi Seçkin Süngüç diyoruz. Ay, ay güleyim de boşa gitmez. Bülent Hanım, ilk eyeliner'ım sizin için efendim. Beni niye karıştırıyorsun? Size armağan ediyorum efendim. Özlemciğim, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Şimdi Özlem'in gözleri gördüğümüz üzere küçük. Biz bunu eyeliner'la biraz büyüteceğiz. Bayağı küçük ve göz kapağı mesafesi de kısa olduğu için çok çok kalın bir eyeliner çekmememiz gerekiyor öncelikle. İnce ama kuyruğunu biraz uzatarak gözü badem ve daha çekik bir hale getirmemiz gerekiyor. Gözün kapalı dursun. Öncelikle gözün ortasından eyeliner çekmeye başlıyorum. Benim gözlerim bir de biraz yuvarlak. Gözlerin evet yuvarlak. O yuvarlaklığını da almak için zaten eyeliner'ı göz bitiminde bitirmemen gerekiyor. Kuyruğuyla beraber uzatman gerekiyor ki o yuvarlağını biraz kırmamız için. Ben de şimdi öyle yapacağım. Bir de ben bunu hiç kolay çekemiyorum. Nasıl kolay çekebiliriz? Kolay çekmen için ya yani bu fırçalarla biraz zorlanabilirsin. Onun için kendiliğinden çekilen eyeliner var, kalem gibi olanlar. Onların biraz kendi kendine uygulaması daha kolay olduğu için o tür eyeliner kullanabilirsin. Yukarıya doğru bak. Çok hafif de gözün katlanma bölgesine biraz far uyguluyoruz. Peki sadece eyeliner'la gözü gösterebiliyor muyuz? Tabii ki şu an zaten ekranda da görecekler. Sadece incecik bir eyeliner'la gözün diğerine göre... Yukarıyı açar mısın? Göz diğerine göre şu an daha büyük duruyor. Şimdi Banu'ya geçiyorum. Benim göz şeklim nasıl bir göz? Senin göz şeklin de düşük ama şimdi kapalı tut. Sana daha değişik bir şekilde çekeceğim. Gülünce daha da küçülüyor. Gülünce daha da mı küçülüyor? Evet. Şimdi sen baktığın zaman, yani gözünü açık tuttuğu zaman şuradan bir nokta belirleyebilirsiniz kendinize gözü kaldırmak için. Şuraya böyle bir nokta koyuyorum. Ama belli belirsiz koyun ki sonra makyajınızı bozmasın. Sonra o noktaya göre kuyruğu yukarıya doğru kaldırıyorum. Kapalı dursun. Sayın makyör. Buyurun efendim. Unutmayınız talebeleri notlandırırken... Evet efendim. Gözün bitimini beklemeden, gelmeden gözün bitimine... Oradan kesmişsiniz demiştiniz. Evet efendim. Şimdi kendiniz niye kesiyorsunuz? Gözün bitimin şeyden mi? Evet, gözün bitimi nerede? Tam bitiminden yukarıya doğru şöyle çekiyoruz efendim. Ha. Ama gözü büyütürken nasıl olacak? Gözün altına beraber biraz far sürüp şimdi onu gözü biraz büyüteceğiz. Evet Bülent Hanım. Yani prensesin makyajı bitti mi? Yani sadece eyeliner çektiğimiz için çok uzun makyaj yapmıyorum. Sadece ince bir eyeliner çekiyorum efendim. Senin gözünde ben yarım eyeliner uygulamayı tercih edeceğim. Çünkü göz kapağın biraz düşük. Şunların hallerine bak, bak. Buna bakışlarına bak. Hele şu üçüncünün. Eridi, eridi. Yağları eridi. Şimdi buraya da yarım eyeliner uygulamak yapacağız. Bunu tam iyi ki yaptın. Tam çok güzel oldu. Bir de yarım yaparsam zaten. Yarım eyelinerımızı da tam gözün göz bebeğinin ortasından yukarıya doğru. Aslanım benim be yarım eyeliner.
benim. Vah vah. Şimdi benim göz kapağımın katlanma çizgisi yüzünden eyeliner'ın bulaşma sorunu oluyor. Evet, onun için waterproof bir eyeliner. Evet, çok sorun oluyor. Bu sorunlarını hallettirmek istiyorsun ama adres adres değil. Ne olacak? Allah seni kahretsin. Evet. Evet, ben de buna yakın kullanıyorum zaten. Normalde böyle mi yapıyorsun? Evet, normalde benim kullandığım yarım, biraz renkli kullanıyorum bazen. Çiğdem için. Aman sakın ona dokunma. Bari ona dokunma, yapma. Benim yay gibi böyle, fişek gibi, pin-up. He, tamam. Yani ben öyle çok seviyorum. Yani, siz daha iyi. Bizim modellerimizin de maşallah hepsinin gözleri küçük ve kısık efendim. Evet, onun için tam... Yani sizin elinizden geçmesi lazım. Aynen. Aynen. Sizi şu an daha iyi anlıyorum arkadaşlar. Evet, bugün herkese bir puan daha yüksek vereceğim. Evet, hepsine eyeliner çektim. 5 dakikada. Evet, 4 farklı göz tipine... Eyeliner uygulaması yaptı Seçkin Süngüç. Bir göz mutlaka sizinkine yakındır. Onu takip edin. Nasıl hissediyorsunuz? Aynalara bakınca anlayacaksınız aradaki farkı. Seçkin Bey, eyelinerim çok güzel olmuş. Sağ ol Banu'cum, teşekkür ederim. Ben de çok beğendim. Teşekkür ederim. Yukarıya çekmiş. Ben de çok beğendim. O yuvarlaklık da gitmiş, çekik duruyor. Evet, eyeliner'ım çok güzel. En çok ben beğendim. Göze de ama son... silersiniz şimdi artık. Benim pek arzım değil pek. Daha mı kalın kullanıyorsun? Ben şuradan şu boşluğu sevmiyorum mesela, böyle fişek daha gibi. Düz ha, kullanıyorsun. O da kullanabilirsin ama. Bunu böyle çok sevmiyorum. Rutinimiz var. Biraz gözümüz daha... alışıyor hep aynı şekilde. Makyajlı evet, ama. Fazla bir şey görünce yadırgıyoruz. Gözünü kaldıran bir eyeliner'ı. Dikkat edin. Değil mi ya? Kadınlarda en evet, fena evet, sende de öyleydik aslında. Evet. Bak geçen hafta makyaj yaptığımızda mesela sende eyeliner kullanmamıştık hatırlarsan. Evet. Ve değişik bir kirpik kullanmıştık. Sana önce farklı gelmişti ama o kirpikle... Şimdi siz sayın beyefendi yaptıktan sonra alıştınız mı? Bir kirpik taktı bana. O kirpiği ben herhalde 4 gün daha kullandım. Evet, yani takarken çok emin olamamıştı. Bu bana oldu mu acaba dedi ama 3-4 gün daha o kirpiği severek taktı. Onu konuşuyorduk evet, demin. Yani insanlar hep bildiği bir makyaj stili var kadınların da. Kendi kendilerine uygulamayı bildiği. Onun biraz dışına çıkınca makyaj artistleri özellikle onlara makyaj yapınca baştan yadırgayabiliyorlar. Bu kirpik olsun, işte kontür olsun, ruj bu rengi olsun. Rutini bozmak. Ama evet aslında değişik geliyor. Değişiklik. Her zaman iyidir. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Alkışlarla seni yerine alıyoruz. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.